be strong. Merhaba arkadaşlar. Genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu testimizde 5. sınıf kesirler konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorular ağırlıklı olarak bir doğal sayı ile kesrin karşılaştırılması üzerine olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, birinci sorumuzda 48 bölü 3 kesri aşağıdaki doğal sayılardan hangisine eşittir diye sorulmuş. 48 bölü 3 adından da anlaşılacağı üzere 48'i 3'e bölüyorum. 48'i 3'e böldüğümüzde gelen sonuç cevabım olacak. 4'te 3 1 defa çıkarttık. 1, 8. 18'de 3 6 defa çıkarttım. 0, 0. O zaman buranın sonucu 16 geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Burada sadeleştirip 16 bölü 1 bulup oradan da sonuca gidebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. 32 bölü 4 işleminin kesir çizgisiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bölme işlemini kesirle gösteriyorsak 32 bölü 4 yani bölü pay kısmını oluşturdu. 32 pay bölü 4 A şıkkı gelecek. Ya da 4'te 32 diye okuyoruz. O zaman da paydayı söylüyoruz ilk önce. Üçüncü sorumuza geçelim. 5 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Eşit değildir. 5 bölü 1, 5. 20'yi 4'e bölsem 5. 10 bölü 2, 5. 15 bölü 5, 3. Hangisi 5 doğal sayısına eşit değil? D şıkkı. Burada ek bilgi verirsek, doğal sayılar kaçtan başlıyordu? 0'dan başlıyordu. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar giden sayılarımız 1'den başlamıyor. Onu karıştırmayalım. Doğal sayılar 0'dan başlıyor. Dördüncü soru. Yukarıda verilen eşitliğe göre üçgen artı kare kaçtır? Şimdi burada bakıyorum. 15 üçgenin 1'e bölümüne eşit. 1'e bölündüğünde her sayı kendisini veriyorsa üçgen 15. Artı. Burada eşittirin diğer kısmını yine yan yana yazayım ben. 15 eşittir 45 bölü kare. 45'i kaça bölersem 15 olur. Burada içinde 45'in içinde 15 kaç defa vardı? 2 defa desem 30 olur. 3 defa oluyor mu? 45'i 3'e böldük 15 oluyor. Ya da 15 kere 3 45 o da oluyor. O zaman kareyi de bulduk 3. 15 artı 3'ten doğru cevabımız 18 gelecek. Beşinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen karşılaştırmalardan kaç tanesi doğrudur? Bakıyoruz. 1 küçüktür. 1 tam 2 bölü 3. 1 tam 2 bölü 3 demek 1 ile 2 arasında bir sayı demek. Yani 1'i geçmiş. O zaman 1'den büyük. 1 o zaman 1 tam 2 bölü 3'ten küçüktür. Doğru. 4 bölü 2. Bunu bölersek 2 çıkar. 4 büyüktür 2 diye okuduğumda doğru olduğunu gördüm. 2 tam 1 bölü 2 var burada. 2 tam 1 bölü 2, 2 ile 3 arasında bir sayı. 3'ten daha büyük olmadığı için 3 daha küçüktür demiş burada. Yanlış. 5 büyüktür 14 bölü 3. Hemen 14 bölü 3'ü bulalım. 14'ü 3'e bölüyorum. Tam sayılı kesirlerle bakarsak işimiz daha kolaylaşacaktır. 4 tam 2 bölü 3. Yani 4 ile 5 arasında bir sayı. 4'ü geçmiş ama 5 olamamış. 4 tam 2 bölü 3. 4,5 gibi düşünsek. 5 büyüktür 4,5. Yanlış mı doğru mu diye baktığımızda doğru geliyor. Kaç tanesi doğrudur? 3. Doğru cevap. 6. soru. Sıralamasına göre boş bırakılan yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yazılamaz? Hemen 15 bölü 7 ile 30 bölü 4'ü tam sayılı kesre dönüştürelim. 15'te 7 2 defa 14 çıkarttım 1. Yani 2 tam 1 bölü 7 gelir. 2 ile 3 arasında bir sayı. 30 bölü 4. Yine 30'u 4'e bölüyorum. 7 kere 4 28. Çıkarttık 2. Yani 7 tam 2 bölü 4. O zaman
2 tam 1 bölü 7. Bu 2'den büyük bir sayı ama 3 değil. O zaman buraya ne gelebilir? 3 gelebilir. 4 gelebilir. Nokta nokta kaça kadar? 7 tam 2 bölü 4 ise bu. 7'den büyük bir sayı 30 bölü 4 ama 7 daha küçük olduğu için 7'ye kadar buradaki sayılar yazılabilir. Yani 5, 6, 7'yi yazabiliyorum. 7 tam 2 bölü 4. 7'den büyük ama 8 olamamış. Yani burada 3, 4, 5, 6, 7 olabileceğinden hangisi yazılamaz? Şıklardaki 8 yazılamaz diyebiliriz. Aşağıdaki, yukarıdaki verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır? Şimdi burada 20 bölü 4, 20, yukarıdakini okuduğumuzda 20 bölü 4 diye okuyorum. Aşağıdakini okuduğumuzda 4'te 20 diye okuyorum. 20 bölü 4, doğru. 16 bölü 2, ilk okuduğumu yukarı yazmam lazım. Ters olmuş, yanlış. 3 bölü 9, 3 bölü 9, ters olmuş, yanlış. 10 bölü 5, bölü diye okuyorsam ilk önce paya yazıyorduk sayıyı. Yine ters olmuş, yanlış. Kaç tanesi yanlıştır? 3 tanesi yanlış çıkıyor. Burada yanlış doğru karışabilir. Dikkat edeceğiz. Üçgen büyüktür 20 bölü 8 karşılaştırmasına göre üçgenin yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı. Hemen 21 bölü 8'i 21'i 8'e bölerek bulmaya çalışalım. 2 defa varsa 16 çıkarttım 5. Ne oldu? 21 bölü 8 2 tam 5 bölü 8'e eşit. Bize üçgen büyüktür. 21 bölü 8 diyordu. 2 tam 5 bölü 8 dedim. Burası 2 virgüllü bir sayı ya da 2 ile 3 arasında bir şey. Üçgen daha büyükse en küçük kaç olabilir? 3 olabilir. Tam kısmına bakmamız yeterli aslında. Mantığı anlamamız adına en küçük kaç olabilir dediği için de 3 olabilir diyoruz. Geçtik 9. soruya. Yanda verilen ifadelerden sonucu 6 olanların kutusu boyanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 48 bölü 8, 6 çarpım tablosu bunlar. 72 bölü 6, burada 72 6'ya bölebiliriz. 7'de 6 bir defa çıkarttım. 1, 2 indi aşağı. 12'de 6, 2 defa 12. 0, 0. O zaman burası 12 çıkıyormuş. 54 bölü 9, 6. 36 bölü 6, 6. Altıların kutusu boyanıyorsa nasıl boyayalım? Şöyle. Burası boyandı, burası boyandı, burası boyandı. Yani sadece sağ üst boş olacak. O zaman doğru cevabımız geliyor. Doğru cevap B şıkkı. 10. soru. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 48 bölü 5. Hemen 48'i 5'e bölüyorum. 48'de 5, 9 defa. 9 kere 5, 45. 48'den 45 çıktı 3. Yani buraya gelip tekrar izliyorum. 9 tam 3 bölü 5. Büyük müdür 9'dan? 9'dan 3 bölü 5 kadar daha ilerlemiş ona doğru. Demek ki daha büyük. O zaman 1 doğru. Hangileri doğrudur dediği için 1 olmayan şıkkı eledik. Sonra 60 bölü 6 10. Zaten direkt geldi. Eşittir demiş. 2 olacak. 2 olmayan elendi. 36 bölü 5. Hemen 36'yı 5'e böleyim. 7 kere 5 35. Çıkarttık 1. Yani buraya soruyu bir daha yazıyorum. 7 küçüktür. 36 bölü 5 yerine burada buldum. 7 tam 1 bölü 5. 7 tam 1 bölü 5. 7'den 1 bölü 5 daha büyük. Yani 7 ile 8 arasında. 7 daha küçük o zaman. Bu da doğru. Demek ki 1, 2, 3 doğru cevaplarmış. 11. sorumuza bakalım. Olduğuna göre üçgen kaçtır? Bakıyorum 15 artı üçgen bölü 8 3'müş. 1. Toplama işlemi var. Buradan gelen sonucu 8'e böldüğümde sonuç 3 çıkmış. O zaman 8 çarpı 3 derim. 8 kere 3, 24. Şurayı bulduk 24. 15 artı üçgen 24. 15 ile üçgeni topladığımda sonuç 24 ise 24'ten 15'i çıkartıyorum ki kaçla topladığım bulayım. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 14'ten 5 çıktı 9. Burada bir onluk aldığımız için 1 kaldı. 0. Yani üçgen 9 olmalı. Doğru cevabımız C şıkkı. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi 11'e eşit değildir? 22 bölü 2 11 eşit. 11 bölü 1 11 eşit. 88 bölü 8 11 eşit. 55 bölü 11 5'e eşit. O yüzden C şıkkı cevap.
18 bölü 4'ten küçük kaç tane doğal sayı vardır? Doğal sayıları hatırlatmıştık. 0, 1, 2, 3 nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. 18 bölü 4'ü hemen tam sayı kese çevirip sonuca gidiyoruz. Çıkarttık 2. Yani 4 tam 2 bölü 4 bizim sayımız. Bundan küçük olan doğal sayılar nelerdir diyor. 4 tam 2 bölü 4, 4'ü geçmiş. 4 ile 5 arasında 4,5 diye düşünürsek 4,5'tan küçük sayılarımız ne olur? 4 olur. Çünkü 4'ten 2 bölü 4 daha ilerlemişler. O zaman daha küçük 3 olur, 2 olur, 1 olur. Genelde burada duruyorlar ve hata yapıyorlar. Doğal sayılar 0'dan başlıyordu. Bunu unutmayacağız. 0 da var. O zaman toplam kaç tane doğal sayımız varmış? 5 tane. 0'ı da saymayı unutmayacağız. Doğru cevap D şıkkı. Bize sayma sayıları derse 1'den sonsuza kadar gidiyordu. Bu arada hatırlatalım, rakamlar kaçtan kaça kadardı? Rakamlar 0'dan 9'a kadar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak bilinmeli. Sıralamasına göre nokta değeri yazılabilecek doğal sayıların toplamı. 7 bölü 6. Hemen 7'yi 6'ya böleyim. 1 kere var. Çıkarttık 1. Yani burada 1 tam 1 bölü 6 var. Sonra 42 bölü 10'u da bulayım. 42'yi 10'a böldüm. 4 kere 40 çıkarttık. 4 tam 2 bölü 10. Şurada küçüktür işaretlerini koyarsak 1 tam 1 bölü 6'dan büyük hangi sayımız vardır? Buraya gelebilecek. 1'den büyük bu sayı. 1'den büyük bir sayı ama 2 olamamış. O zaman burası 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir mi? Şuraya bakıyorum. 4 tam 2 bölü 10. 4'ten büyük bir sayı bu. O zaman 4 de olur. Ama 5 olamaz. Çünkü 4'ten büyük sayı ama 5'e varamamış 4 tam 2 bölü 10. O yüzden buraya gelebilecek sayıların toplamı sorulduğu için topluyorum. 2 artı 3, 5 artı 4, 9. Doğru cevap B şıkkı. Geçtik 15. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 2'den büyüktür? Tek tek bulacağız. 11'i 9'a böldüm. 1 tam. Direkt 2'den küçük olduğunu anladık. Yine bir sonucu bulalım. 1 tam 2 bölü 9. 1 ile 2 arasında ama 2'den büyük mü? Değil. Gitti. 36'yı 19'a bölüyorum. 36 bölü 19. 1 kere vardır. 19. Çıkartırsak buradan 17 geliyor. O zaman 1 tam 17 bölü 19. Bu da 1 tam. 2 tam olamamış. Bu da gitti. Hemen C şıkkına bakacağız. 48 bölü 21. 2 kere var. Tamam. 2 tamı bulduk. Bir de kalan olursa demek ki 2'den büyük. Çıkarttık. 2 tam 6 bölü 21. 2'den büyük. 3'e doğru yaklaşmış. O yüzden cevap C şıkkı. Burada tabii 9'un 2 katı, 19'un 2 katı, 21'in 2 katı diye bakıp 2 katından büyükse sayının sonucunun da 2 kattan, yani 2'den büyük olacağını belirleyebilirsiniz. 16. sorumuza bakalım. Üçgenin en büyük doğal sayı değerine ve karenin en küçük doğal sayı değerine göre üçgen artı kare kaçtır? Şimdi 2 tam 1 bölü 5'ten küçük olacak ama en büyük olmasını istemiş burada. Bu 2'den büyük bir sayı, en fazla 2 olur. Üçgen ki 2'den büyük olan 2 tam 1 bölü 5'ten küçük olabilsin. 2'yi belirledik. Artı. Hemen kareye bakıyoruz. 6 tam 3 bölü 7. Bu kesrimiz 6'dan büyük. 6 ile 7 arasında. 6,5 gibi düşünürsek. 6,5'tan büyük ilk doğal sayımız 7'dir. En küçük istiyorsa 7'yi alacağım. 2 artı 7. Buradan doğru cevap 9 geliyor. 16 B şıkkı Bursa çıkacak. Yukarıda verilen karşılaştırmaların kaç tanesinde küçüktür sembolü kullanılır? Bakıyorum 11 bölü 2. 11'i 2'ye bölsem 5 kere var içinde. Çıkarttım. Şurayı 5 tam 1 bölü 2 diye yazabilirim. 5 tamlı olan bir sayı 8 tamlı olan bir sayıdan küçüktür. Bakıyoruz 2 tam 1 bölü 2 mi? 2 mi? 2 tam 1 bölü 2 daha büyük. O yüzden buraya yine küçüktür geldi. 11 bölü 5. 11'i 5'e bölelim.
2 kere var. Çıkarttım 1. Yani buradaki sayımız 2 tam 1 bölü 5. 2 ile 3 arasında bir sayı. 4 daha büyük olduğu için buraya işaretimiz büyüktür geldi. 30 bölü 4. Hemen 30'u 4'e bölelim. 7 kere 4 28 olduğu için çıkarttım. Kalan 2. Yani burayı çizersek 7 tam 2 bölü 4. 7 tamlı bir sayı 5 tamlı bir sayıdan tabii ki daha büyük. O zaman 5 küçüktür 7 tam 2 bölü 4 olacak. Kaç tane küçüktür sembolü kullanılmış? 3 tane küçüktür sembolü kullanılmış. Evet, böylelikle bu konu tarama testimizin de sonuna geliyoruz. Derslerimizden düzenli olarak haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaştığımız farklı içerikleri kaçırmamak adına da Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki konu tarama testinde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.